Merhabalar. Bugün bilimi deneyliyorum setinin 4. sınıf için olan kutusunu açıp inceleyeceğiz. Şu an seti açıyorum. Gördüğünüz gibi setin içinde poşetli pek çok parça yer alıyor. Ve setin içinde bir adet deneyleri anlatan bir kitabımız var. Bunu yana kaldırıyorum. Mesela gördüğünüz gibi poşetin üzerinde bilimi deneyliyorum. 4 yaş 7. deney, yani ateş böceği deneyine ait parçaların olduğunu görüyorsunuz. Bant, pil, kalem, burada bir adet oyun hamuru. Bunlar yer alıyor. İçinde bakın elektrik kabloları da var. Bakın mesela 10. deney, topraksız tarım deneyi. İçerisinde tohum ve bir solüsyon yer almakta. 4. sınıfa ait 14. deney, vantilatör yapıyorum. İçinde gördüğünüz gibi küçük bir pervane, pil yatağı, piller ve küçük bir motor yer alıyor. Evet, 4. sınıf 3. deney, elektrik kontrol kalemi yapalım. Gördüğünüz gibi içinde alüminyum kağıdına kadar ve bir pusulaya kadar her şey yer almakta. Evet. Diğerlerini de şu şekilde size tanıtayım, göstereyim. 1. deneye ait malzemeler. 6. deneye ait hava yastıklı taşıt yapılıyor. 12. deney. 9. deney. Gördüğünüz gibi bütün deneylere ait parçalar ayrı ayrı poşetlenmiş şekilde kutunun içinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi burada bir karbonata kadar her şey bu kutunun içinde. Bakın mavi plastik kapak. Hepsi de burada yer almakta. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi biraz da kitabı inceleyelim derim. Evet, kitabımızın içinde neler var? Açıyorum. Gördüğünüz gibi 19 adet deney yer almakta. Bu deneyler ayrı ayrı tek tek anlatılmış. 1. deney damla taş yapıyoruz. Deneyin yapılış şekli, malzemeleri, ne gözlemledin kısmı, çocuklara yorumlarını yazabilecekleri bir alan. Neler öğrendiğimizi sorguluyor. Aynı zamanda yaptığımız deneye ait İlginç bilimsel bilgileri de buradaki sayfada paylaşıyor. Bu şekilde kitabın içinde 19 deney ayrı ayrı anlatılıp bizi bilimsel açıdan donanımlı hale getiriyor. Bu arada bir de kitabımızın en önemli özelliği, benim dikkatimi çeken kısmı kare kod kısmı oldu. Mesela gördüğünüz gibi şurada üstte yer alan bir kare kod var. Şu anda telefonumun fotoğraf bölümünü açıyorum ve kare kodu okutuyorum. Bakın YouTube'daki sayfasına beni yönlendirdi. Ve bakınız renk değiştiren sıvılar ve indikatör kağıdı deneyi tamamen 4 dakika 18 saniye olacak şekilde burada anlatılıyor. Yani yardımcı olacak bir videosu da mevcuttur.